Merhabalar geldik 45. dersimize. Şimdi bu derste ne yapacağız biliyor musunuz? Bu derste arkadaşlar anonymous komutlarını yazmaya başlayalım. Hello anonymous authorize gibi işlemleri. Şimdi normalde bizim bloğumuzda bir blok yorum kısmı yer alıyor değil mi? Mesela burada işte bloklarda yorum işlemi gerçekleşecek. Şimdi bloklarda yorum işlemi yapabilmek için sisteme otantik olmak gerekecek. Veya işte bazı sayfalar olacak. Özellikle işin yazar paneline geçtiğimiz zaman mesela şöyle bir örnek yapabilir miyim? kullanacağız gerçi. Şimdiden yapabilirim. Araya da e, tanımlayacağım ama müsaadenizle şöyle başlayayım. Mesela controller tarafına geldim. Ekle dedim. Yeni bir controller ekliyorum. Bu controller'ın ismi arkadaşlar açılsın şöyle. Bu controller'ın ismi writer controller olsun. Yani yazar <laughs> controller'ı. yazar controller diye bir controller'ımız var mı bizim? Yok ekle dedim. Ekle dedikten sonra yazar kontrolü alanı bekliyorum oluşmasını oluştu. Şimdi burada bir action result var işte index olarak sağ tuşa tıkladım. Şimdi ben buraya bir tane view ekleyeceğim. Sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Buraya bir view ekle. Bu bir razor view olacak. Ama bu herhangi bir layout'a bağlı olmayacak. Yani başka bir layout'a bağlı olacak aslında. Şu an üzerinde çalıştığımız layout'a bağlı olmayacak. İlerleyen derslerde bunu düzenlemesini yapacağız. Sen diyeceğim kendi başına bir sayfa olacaksın. Ekle dedim ekle dedikten sonra writer index sayfasının eklenmesini bekliyorum. Gelsin bu sayfamız. Bekliyorum açılmasını. Şimdi burası eee bir layout'a bağlı olacak. Onu vereceğiz ilerleyen derslerde yazar paneline geçtiğimiz zaman. Açılsın sayfamız açıldı. Şimdi diyorum ki sana ihtiyacım yok. Şu HTML alanını sildim işte h1 tagıyla. Burası yazar paneli olsun. Tamam mı? Şimdi ben mesela burada sağ tuşa tıklayıp tarayıcıyla beraber çalıştır diyeceğim. Sağ tuşa tıkladım. Bekliyorum açılmasını. Açıldı diye. Şöyle tarayıcıyla beraber çalıştır dedim. Çalıştır dedikten sonra burada herhangi bir sorun olmadan muhtemelen çalışacaktır. Bakın yazar panel dedi. Ben mesela geldim işte blog slash index dedim. Blog slash index dedikten sonra burada işte bu kısma gidiyor. Şimdi küçük bir revizeye gideceğim. Şöyle user layout'a geldim. User layout içerisinde şurada üst tarafta şu core 5.0 proje kampı var ya şu kısım. Şimdi şu kısım normalde block slash indekse gidiyor. Şimdilik block slash e değil de writer slash indekse gitsin olur mu? Şimdilik gitsin. Düzelteceğiz daha sonra. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Sayfayı yeniledikten sonra bir şey göstermek istiyorum size. Enis proje kampından hatırlarsanız authorize işlemlerini. Yalnız burada bir tık daha farklı oldu. Mesela şuna tıkladım. Buraya geldi. Hiçbir problem yok. Şu anda aslında istediğim gibi çalışıyor. Şimdi ben bu projede bir Authorize attribute ekleyeceğim. Nedir Authorize attribute? Not alan arkadaşlar için kısaca açıklayalım. Authorize'ı yetkilendirme alanları olarak düşünebilirsiniz. Yetkisiz erişimleri veya sisteme otantik olmamış yani sisteme Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmamış kişilerin erişimine engellemek için kullanılan bir etribüttür authorize etribütü Ben buraya bir tane authorize etribütü ekleyeceğim. Authorize etribütü eklediğim zaman artık sisteme eğer otantik olmalıysa kişi erişim sağlayamayacak. Peki nasıl kullanılıyor? Şöyle kullanılıyor. Geldim mesela writer controllerın içerisinde public I action result index metodunun hemen üzerine geldim köşeli parantezimi açtım. Buraya bir Authorize isminde bir attribute ekliyorum. Bunu kullanabilmek için CTRL nokta yaptım. Using Microsoft ASP.NET Core nokta Authorization isimli dizini kullanıyorum. Şimdi bunu kullandım. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sağ tuşa tıkladım. Tarayıcı ile beraber çalıştır diyeceğim. Şimdi aynı panel. Bakın yine burası yazar paneli yazan sayfaya gitmek istiyorum. Bekliyorum. Şu anda bakalım gelecek mi? Writer index kısmının açılmasını bekliyorum açılsın. Bakın burada bir hata fırlattı. No authentication schema was specified diye bir hata var. Yani burada şunu söylüyor. Sen diyor bu sayfa için otantik değilsin, otantik olmadığın için ben sana bunu e, Peki bloklara git. Blok index dedim. Bakın bloklara geliyor. Hakkımızda kısmına geliyor. işte iletişim kısmına geliyor. Bunlarda hiçbir problem yok. Giriş yapma kısmına geliyor. Kayıt ola geliyor. Peki writer index'e gidiyor mu? Gitmiyor. İşlenirken bir hata oluştu diyor. İstek işlenirken bir hata oluştu. Bunun sebebi sen bu sayfaya otantike değilsin diyor. Peki ben mesela bu işlemi birkaç sayfada daha uygulamak istediğimi varsayalım. Mesela şöyle geldim işte public i action e, result mesela yine yazarla ilgili bir şey e, olsun writer profile isimde writer'ın profilini düzenleme veya işte iyi e, işlem bir işlem yapma return view diyelim şimdi writer profile isminde bir tane benim eee action'ım olsun sağ tuşa tıkladım add view diyorum. buraya bir view bekle bir razor view olacak writer profile olsun mu ismi olsun ekle dedim ekle dedikten sonra şimdi writer profile sayfası ekleniyor Bekliyorum eklenmesini. Adım adım ilerliyoruz. Şimdi okulun okulunda okulunuzda ASP.NET Core anlatılıyor mu? Var mıdır üniversitede ASP.NET Core anlatılan? Yani ben bir iki üniversitede olduğunu duydum ama çok yaygın değil şu anda. Varsa bu videonun yorum kısmına yazabilir misiniz? İşte hocam şu okuldayım bizde anlatılıyor falan şekilde. Burası işte yazar profil sayfası. Peki ben mesela projemi buradan çalıştırmak istersem, buradan ayağa kaldırmak istersem çalışır mı? Beraber görüntüleyelim. Sağ tuşa tıkladım. Tarıcı ile beraber çalıştır dedim. Bekliyorum açılmasını. Önemlidir. Authorize attribute çok önemlidir. Yani sizin kullanacağınız sistemde mutlaka login işlemlerine ihtiyacınız olacak. Burası yazar profil sayfası geldi. Peki sen writer slash index'e gidiyor musun? Enter bastım. Gidemiyorsun buna gitmiyordu. Peki bir soru daha. Bir küçük örnek daha yapabilir mi müsaadenizle? Mesela ben geldim işte burada public i action result ismi the writer ee, writer mail diye bir şey olsun böyle bir şey. Return view dedim. Bir sayfa daha oluşturacağım müsaadenizle son bir sayfa. Şimdi sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum buraya bir view bekle bir Weave olacak işte sen e, kendi başına bir layout sayfası olacaksın burası da writer mail alanı olsun tabi bunların hepsini düzelteceğiz bunları bu haliyle kullanmayacağız bekliyorum açılmasını açılsın bu kısım geldi sende h1 ile yazar mail paneli. Şimdi son bir şey göstereceğim. Mesela yazar mail paneline de geldim. Ben diyelim burada da işte e, yine authorize attribute kullandım. Tamam mı? ben burada da authorize attribute kullandığım zaman doğal olarak ne yapamayacağım? Yazar mail paneline de ulaşamayacağım. Bir buna da bakalım. Ulaşabiliyor muyum? Peki bir controller içerisinde iki tane authorize attribute olmasa authorize attribute'ünün bulunmadığı action'lara ulaşmamı engeller mi? Görelim sen Writer Profile'a gitmeyi dene. Bunu engellemiyor. Peki burada şöyle bir şey var. Diyelim ki bu kontrolörümüzün içerisinde işte atıyorum iki tane de yani üç tane değil de 33 tane action olduğunu varsayalım. Ben burada bütün e, action'ların üzerine gelip tek tek authorize yazmak zorunda mıyım? Aslında değilim. Şöyle bir işlem yapabilirim. Geldim şunu bunu buradan kestim. Kestikten sonra şöyle kontrolün üzerine ekledim. Controller'ın üzerine eklendiği zaman bu muhtemelen controller seviyesine çıkmış olacak. Bir görüntüleyelim bakalım. Controller sevi seviyesinde olacak mı? Yani ben bunu gelip controller'ın üzerine yazdığım zaman authorize attribute'ün şu anda writer ile ilgili hiçbir action'a ulaşamaması gerekiyor. Writer e, profile ulaşamadım. Index diyorum. Writer indekse ulaşamadım. E, writer bir de mail vardı. Enter'a bastım. Hiçbirine ulaşamadım. Böylece bizim bizim authorize attribute'ümüz controller seviyesine çıkmış oldu. Authorize kullanım böyle. Peki burada bir şey daha ekleyeceğim. Olay şu. Yani şimdi bizim projemizde e, görülmesini istemediğimiz pek çok sayfa olacak. Yani mesela admin tarafına bir kere hiçbir şekilde admin dışında kimse erişim sağlayamamalı. Yazarın panellerine de erişim sağlayamamalı. Düş, şöyle düşünün. Şimdi yazarım mesela birkaç tane e, profil değeri olacak. Şöyle yapayım. bir saniye şunu şöyle bir kapatalım. Mesela bunlar neler olacak? Hemen beraber görüntüleyelim. İşte e, sen, diyecek, sen diyeceğim yazar olarak bir. Mesela yazarın bir profil olacak tamam mı? İki, yazarın bir mesaj kutusu olacak. 3 yazarın yazdığı bloklar olacak. Bu yazarın bloklarına gelen yorumlar olacak. Ondan sonra yazarın şifre işlemleri olacak. Yazarın ayarları olacak vesaire bu şekilde bunlar arttırılabilir. Peki ben gelip bunların tamamında yani şunların tamamında altısı için de tek tek gidip authorize attribute'ü tanımlayacağım. Yani burada mesela admin'e geçtiğim zaman admin tarafında göreceksiniz. Yani bunun içerisinde chart gelecek, raporlama gelecek, Excel dosyası formatını alma gelecek, PDF formatında alma gelecek. Ondan sonra yeni blok ekleme işlemi gelecek. Yani böyle onlarca sayfa olacak. Bir sol menü yapacağız. Belki sol menüde 20 tane alan olacak. Ben 20 defa gidip kontrol controller seviyesinde authorize mi yazacağım? Hayır. Onun yerine ne yapacağım? Proje seviyesinde authorize yazacağım. Nasıl olacak? Bir sonraki derste. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.